Kardeşinin kararı ne olacak? Emel mi, Maria mı? Proporsiyonuna yine çok uygun bir kıyafet seçtiğini düşünmüyorum. Senin kişiliğinle ilgili hiçbir problemimiz yok. Sadece senden daha fazlasını bekliyoruz. Bence bu hafta ikisinin de en şık halleri. Burada kalması bile hataydı. İlk defa bu kadar güzel görüyorum. Senin adını yazıyorum. Senin gitmeni istiyorum. Evet, aslında nasıl doğru bir karar verdiğimizi yine altını çizmiş olduk. Bunu tekrar tanımıyorsun gibi. Vücuduna proporsiyonuna uygun giyinmediğini söylüyorum. O kilosunu onla kapatmış. Ay! Sevgili izleyiciler, Maria ve Emel sahne arkasında kuliste hazırlıklarını sürdürüyorlar. Gitme kalma mücadelesi yaşayacaklar. Burada yarışmacılarımız 10 bin lirayı kazanabilmek için mücadele ediyorlar. Şimdi podyum adımlarına bir ara diyelim ve Fatih Yürek dinleme keyfi pozumuzu verelim isterim. O değil de sevgili izleyiciler, gerçekten gözlerine inanamamak dedir. Şimdi hep birlikte bunu tecrübe edeceğiz. Fatih Yürek gitmiş, kendinden bir Fatih Yürek daha bırakmış ve işte benim stilim podyumuna ilk kez sizlerin karşısına gelmiş. Sahne, şenlik, neşe, o zaten en iyisi. Alkışlarınızla Fatih Yürek karşınızda. İnanamıyorum. İnanılır gibi değil. Şahane. Nasıl gözüküyor Fatih Yürek? Muhteşemsin. Yani teşekkürler. Kapatamıyoruz. Olağanüstü gözüküyorsun. Çok şıksın. İyi olmuş. Nefis. Değil mi? Nefis. Sen de yapayım seversin zaten. Bana kemik torbası diyorlar. Sen benimle yarışırsın artık. Valla öyle oldu artık. Gerçekten yarışırsın. Ben ilk sezonda böyle daha tutuldum. Muhteşemsin. Dedim ki Kemal kadar olur mu? Kemal Bel'den zayıfmış daha ya. Ya. Kemal kakalak. Biz öyle kemik torbası geziyoruz işte. Ama nasıl bu vücutla yeni hayat? Vallahi çok iyi. Kendimi kuş gibi hissediyorum. Haliyle. Kuş gibi hissediyorum kendimi. Yani çok rahatım. Bir kere sağlık problemlerim kalktı. Harika. Her şey düzgün gidiyor. Hele bu son günlerde böyle deniz, güneş, dinlenme. Harika. Çok iyi, her şey yolunda. Zor bir şey atlattın ama evet, sağlıklısın. Benim biraz zor oldu tabii ki. Evet. Ben komplikasyon yaşadım çünkü. Evet. Kaçak yaşadım. Evet. Ama şükür. Çok şükür. Sağlığıma kavuştum. Muhteşem. Anneler çektik, beraber çektik. Kriz geçiriyordu. Korkuttun. İyiyim ama değil mi? Tamam. Evet. O zaman bir görelim. Sağ ol, teşekkür. Görelim, mikrofon alayım. Şöyle podyumu buradan. Fatih! Karşısına. Yapacağım hiç aklıma gelmemişti. Ah ah. Ay, kızlar korkunç bu. Daha dur, ne gördün? Ay korkunç. Böyle bir heybetli gözüküyorsunuz buradan. Ya. Kesinlikle. Yani Nurella Kraliçe zaten değil mi? En heybetli. Ay benim kimim gelmiş. Canım benim. Kimlerdensin?
Yazıcılardan mısın? Evet, oradan geliyorum. Onlar uğurladı. Mısın? Oradan uğurladı. Onlar dedi ah. Valla sabahleyin ilk uçakla kalktım geldim, uçaklar da yoktu. Eksik olma. Sağ olun, sizin için geldim. O kadar mutlu ettin teşekkür ki. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Senin geleceğini duyunca biliyorsun zaten. Sağ olasın. İvana ile Uğur kendi sesleri kesilmiş konuşuyorlar. Biz de şok yaşıyoruz şu anda. Ben zaten karşılaştım seninle, gördüm seni ama daha zayıfladın sen. Yok. Vallahi yani hayır, son görüntü görüştük. Kıyafetten dolayı. Ben kilo aldım İvana seni gördüğümden. Aa kilo aldı. Bak Fatih böyle yiyor bakın. Şimdi ya da bayramda beraberdik sevgili evet, yazıcı ailesi. Buradan sevgiler. Bayram yemeği şey. Ay Fatih dedim iştahımı kapatıyorsun kalk dedim. Ye diyor ye. Ama biz devamlı ye. Lale bir taraftan ye. Hepimiz onu yedik. O yüzden kilo aldım işte. Yani ye her şeyi yiyebiliyorum yani. Ama demek insanın yiyebildiği kadar aslında oymuş yani şu kadar bir şey. Doyma kadar. Her saat başında acıkıyorum. Yiyorum yani. Çok iyi. Spor var mı? Yürüme. Yüzüyor. Yüzmek. Yüzüyorum. La Rosa kayboluyorduk. Çok güzel eğlendik bu yaz gerçekten. La Rosa anlatsana balıkçıya girdim ben. Evet ya bir kere zaten sevgili Nurella böyle bir içeri girdi. Restoran var orada böyle bir salaş bir yer. Utandım ben Ozan'ın koluna girdim. Herkes ayağa kalktı alkışladı bir kere onu. Herkes ayağa kalktı. Öpenler sarılanlar zaten biz çıktık orada bırakmadılar onu. Zor aldık tekneye. Laros'ta kayboldu. Zor aldık tekneye. Çok keyifli bir gün geçirmiştik ama gerçekten. Çok. Vallahi çok güzeldi. Çok arkadaşım benim yani. Biz neler. Biliyoruz canım. Yani ama hele hani öyle böyle değil o Fatih'imiz canımız bir tanemiz. Canım benim sağ ol. Hastanede yatıyordu ya ben ziyaretine gitmedim. Biliyorlar onlar. Gelmez. Çünkü... Onu da aramıyorum ama öbür arkadaşlardan. Fatih nasıl? Bir gün dedim ki Fatih seni bu kadar sevdiğimi tahmin etmezdim dedim. Doğru. Evet değil mi hatırlıyorsun? Doğru. Çok üzüldük ama maşallah. Çok şükür. Sizlerin süper. Duasıyla sevgisiyle çok oldu. Çok şükür. Evet. Çok teşekkür ederim. Zor günler atlattım ama iyi oldu. Ama hakikaten bir söyleyeyim şurada durup size bakmak şöyle oluyorsun. Şöyle oluyorsun yani. İncirler olana kadar. Fatih. İncirler olana kadar diyor. Evet bu sene ne dinledik o şarkıyı ne dinledik. Vallahi billahi. Ama yine Nurella sen... da fena söylüyormuş. Kim? Nurella bize bir söylemedi daha ama bir fena söylüyormuş. Ah ne söylemek ne söylemek. Bir ara alırız onu artık. Ne söylemek beni ne söylemek. Böyle... Habersizce alıp giderken babuluna kalbimi de saydın bari. Harika be. Ya. Evet incirler dedik ama Fatih burada bizi yakmaya geldi. Seni yakacaklar. Fatih Yürek karşınıza.